Ramazan'da öğün sayısı günlük yaşamımıza göre epey değişiyor. İki ana öğüne düşüyor gibi düşünebiliriz bunu. Sahuru kahvaltı öğünü gibi, iftarı da akşam öğünü gibi düşünebiliriz aslında. Sahuru da aynı şekilde kahvaltı yapar gibi planlamamız lazım. Gün içinde açlığımızı daha doğrusu tokluğumuzu daha uzun süre hissedebilmek için işte kan şekerimizin düşmemesi için böyle baş ağrıları çekmemek için sağlıklı bizi tok tutacak bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Burada da dikkat etmemiz gereken 4 önemli unsur var. Sağlıklı karbonhidratları almayı, sağlıklı yağlar, protein ve lif. Bunların hepsini bir arada tüketmeliyiz. Yani tek tip bir hamurlu veya işte böyle pideli ekmekliden ziyade hepsini bir arada bulundurduğumuz bir kahvaltı bizim için daha sağlıklı olur. Örnek vereyim mesela. Yumurta mutlaka tüketmeliyiz. Bizi uzun süre tok tutması için iyi bir protein kaynağı. Yanında az tuzlu bir peynir olabilir. Zeytin gene az tuzlu olmak kaydıyla, çok aşırıya kaçmamak kaydıyla yine tüketilebilir. Çünkü gün içinde susuzluk getirebiliyor çok tuzlu gıdalar yediğimizde. Yine yanında böyle sebze gibi lifli gıdalar bizi uzun süre tok tutacak. İşte domates, salatalık, işte marul olabilir, havuç olabilir. Böyle bir salata hazırlayabiliriz. Ekmek olarak esmer unundan yapılmış ekmeği tercih etmeliyiz beyaz unlular yerine. Çünkü tokluk süremizi uzatacaktır. Kişinin ihtiyacına göre 2 dilim, 3 dilim, 4 dilim olabilir. Bunlar belirlenebilir. Bu şekilde sağlıklı bir kahvaltı yapabiliriz. Sonrasında bir 15-16 saatlik bir açlık süremiz olacak. Birden iftarda böyle yemeğe çok yüklenmememiz lazım. Mide rahatsızlıkları çekmemek açısından, hazımsızlık yaşamamak açısından. Genelde şöyle ben planlıyorum, böyle daha iyi oluyor. Bütün danışanlarıma da aynı şekilde planlıyorum. İftarı ikiye bölüyoruz. Küçük bir hani mideyi hafif doyurarak böyle birazcık şekerimizi, tansiyonumuzu dengelemek açısından bir iki parça kuru hurma olabilir, kan şekerini dengeler. Bir iki tane zeytin olabilir, bir dilim az yağlı peynir olabilir. Böyle az bir salata ve bir küçük dilim pideyle orucumuzu açabiliriz. Veya onun yerine çorba, salata, bir dilim ekmek öyle olabilir. Sonrasında bir 15-20 dakika ara vermek lazım. Biraz mide dinlensin, biraz vücut kendine gelsin. Sonrasında hafif bir ana yemekle devam edebiliriz. Çok yağlı gıdalar, çok tuzlu, işte böyle aşırı kızartma türü yağlı gıdalar midemize hem dokunur hem bizim için sağlıksız gıdalar olur. Özellikle de birazcık hani kilo verelim istiyorsak Ramazan'da. Bu yüzden hafif yemekler tercih etmeliyiz. Yanında yoğurtlu bir sebze olabilir veya cacık gibi olabilir. Gene salata veya zeytinyağlı bir sebze yemeği. Ben birazcık hani iftarda pide tüketilsin diyorum çünkü Ramazan da özel bir şey. Normalde sürekli yediğimiz bir şey değil. Aşırıya kaçmamak kaydıyla bir dilim iki dilim küçük kareler halinde pide yenebilir. Sonrasında böyle bir 2 saat, 2,5 saat sonra kişinin biraz böyle şekeri düşer gibi olur. Canı tatlı ister. Genelde ufak bir ara öğünle de bunu devam ettirebiliriz. Nedir burada ara öğünde alacağımız şey? Meyve olabilir. Çünkü gün içinde hiç yemiyor olacağız. Mutlaka meyve, sebze çünkü tüketmemiz lazım sağlığımızı koruyabilmek adına. Meyve yanında böyle biraz tarçınlı yoğurt olabilir. Tarçınlı süt olabilir. Bir sütlü kahve olabilir. Veya kefir olabilir. Gene bağırsak problemleri yaşayabiliyoruz. Çünkü sindirim biraz yavaşladığı için kabızlık görülebiliyor. Bunu da engellemek açısından veya haftada bir iki kez hafif bir sütlü tatlı yenebilir. Kişinin eğer kilo ile ilgili şikayeti yoksa veya şeker hastası değilse haftada bir iki kez tüketilebilir. Su da normalde her insanın en az 2 litre su içmesi lazım ama kısıtlı bir süre zarfında içiyor oluyoruz bu suyu. O yüzden genelde iftar zamanı 1 litreyi mutlaka tüketelim istiyoruz. Biraz da zaten mide dolduğu için de daha az yiyelim, daha rahat edelim, birden mideyi doldurmayalım istiyoruz. Ama böyle hani bunu lık 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 su içer gibi değil de böyle daha yudum yudum hücrelerin sindirerek alabilmesi için daha böyle planlı şekilde işte saatte bir bardak gibi düşünebiliriz. O şekilde içersek daha iyi olur ama bazen şey oluyor işte sahura
kalmış 1-2 saat, aa ben işte suyumu içmedim, hemen içeyim 1 litre 2 litre, gün içinde susuzluk yaşamayayım diyoruz ama öyle olmuyor maalesef. Hani idrarla bu suyu vücut sindiremeden dışarı atıyor. O yüzden böyle parça parça halinde yudum yudum su içmek daha iyi, daha sağlıklı. Bir de bir şişe maden suyu günlük içilebilir sıvı elektrolit kaybı için. Belki yeteri miktarda gün içinde su içmemiş olabiliriz veya bazı günler eksik içmiş olabiliriz. Bir şişe maden suyuyla da bunu tamamlayabiliriz.